Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Snapchat'ten beni takip edenler bilir, farklı bir video çekeceğim. Bu bir ürün incelemesi videosu olacak. İki tane ürünü, daha doğrusu karşılaştırma videosu olacak. Ben geçenlerde küçük bir böyle sınav aramda alışveriş yapmıştım. Bu videoyu düşünerek aldım o ürünleri. Zaten bende Benefit'in Diarrheal maskarası vardı ve çok severek kullanıyordum. Ve ona muadil gösterilen bir maskara daha var. Bu Türkiye'ye yeni gelen bir markaydı. Ive shoplarda satılıyor. W7 gibi okunuyor sanırım, bilmiyorum ama o markada gösterilen Absolute Lash isimli maskarası. Şöyle de göstereyim. Bu Diarrheal benim kullandığım Benefit'in. Bu da Absolute Lash isimli maskara. Bu ikisi birbirine muadil gösteriliyor. Çok fazla benzetiliyor birbirine. O yüzden ben de hazır elimde Diarrheal da varken neden bir ürün incelemesi videosu çekmiyorum dedim. Ve hemen bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizin için de faydalı bir video olur. Eğer gerçekten bunun muadili ise buna bu kadar para vermeye hiç gerek yok. Bu 16.90 gibi bir fiyat vardı ben alırken. İndirimde belki daha da düşüyordur, bilmiyorum. Böyle bir ürüne bakabilirsiniz. Hemen şimdi bu ikisini inceleyelim diyorum. Şimdi ilk olarak sağ gözüme bunu süreceğim, Diarrheal'ı süreceğim. Sol gözüme de Absolute Lash'ı süreceğim ama bundan önce kirpiklerimi kıvırıyorum. Gözüme sokmayacağım tabii ki. Son zamanlarda nedense hiç bu aleti kullanmaz oldum. Hatta yılbaşından beri hiç makyaj yapmaz oldum. Gerçekten böyle bir makyaj detoksu gibi bir şey oldu bana. Bu aslında cildim için de çok iyi oldu. Çünkü çok fazla gözenek sorunu yaşamaya başlamıştım. Neden yılbaşından beri diyorum? Çünkü yaklaşık yılbaşından beri hiç video da çekmiyorum. Sınav haftam girdi araya, biraz iş yoğunluğu oldu, farklı araya başka bir şeyler girdi. Sürekli video koymam aksadı maalesef. En son favoriler videosuyla kaldı. Bu arada hiç kış makyajım videosu çekmediğimi fark ettim. Kış makyajımla ilgili bir video ister misiniz? Dediğim gibi uzun zamandır makyaj yapmıyorum ama bir kış makyajım yapabilirim. Biraz böyle koyu ruj tonlarında bir şey isterseniz bana aşağıya mutlaka yazın. Şimdi sağ gözüme Diarrheal uyguluyorum. Keşke normal zamanda da maskara sürmek için bu kadar böyle özene bedene uğraşsam. Gerçekten maskara sürmek benim için işkence ya. Ben çok hızlı makyaj yapmayı seven, hızlı makyaj yapabilen bir insanım. Böyle uzun uzadıya bir gözde, bir maskarada, bir işlemde böyle uzun uzadıya uğraşmak beni çok yoruyor. Daha pratik olmasını istediğim için maskaramı böyle hiç tam anlamıyla sürmüş olamıyorum maalesef. Şimdi de bunun üstünden bir kat daha geçeceğim ama ondan önce sol gözüme de Absolute'u süreceğim. Fırçaları bile birbirine yakın aslında. Ben normalde bu kadar plastik fırçalı maskaraları çok sevmezdim. Hep böyle normal fırça gibi olan fırçaları severdim. Ama nedense son zamanlarda sürekli plastik, silikon fırçalı maskaraları tercih ediyorum.
Gerçekten şu an şuna bakıyorum ve şuna bakıyorum. Görebiliyor musunuz farkı? Şu sanki biraz daha fazla açtı. Yani daha tane tane ve uzun yaptı gibi geliyor bana. Şimdi bir kat daha geçeceğim. Şimdi yorumuma geçecek olursak bence Absolute Real Real'a göre bir tık daha iyi olabilir. Çünkü bence çok daha fazla hacim ve yoğunluk sağlıyor. Daha güzel uzattı diye düşünüyorum. Ve daha kolay uyguladım ben. Neden bilmiyorum. Real Real'a göre biraz daha kolay uyguladım gibi sanki. Ama çok çok bariz bir fark yok aralarında. Sadece böyle biraz yakından baktığımda ben sol gözümün biraz daha yoğun olduğunu görebiliyorum. Ama gerçekten yapı olarak bence çok yakınlar birbirlerine benziyorlar. Ve fırçaları da çok benziyor birbirine. Ama buna rağmen ben sol gözüme belki uygulama işlemimden kaynaklı olabilir, fırça tutuşumdan kaynaklı olabilir, biraz daha rahat uyguladım. Şöyle yakından sizin için de gösteriyorum. Sizin düşünceleriniz ne? Sizce hangisi daha iyi, daha belirgin, daha yoğun kirpik sağlıyor, daha böyle takma kirpik etkisi veriyor? Veya birbirine muadiller mi? Yani daha doğrusu Absolute Lash'a muadil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için gerçekten faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada sanırım o abone ol butonunun yanına zil şeklinde bir buton daha eklenmiş. Lütfen ona da basmayı unutmayın. Yoksa yeni videolardan bildirim şeklinde haber alamazsınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.